Gündem Özel'e hoş geldiniz sevgili Televir izleyicileri. Bugün değerli bir konuğumuz var. CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'le neler oluyor, neler bitiyor konuşacağız. Pek çok şeyi bu bir saate yaklaşık sığdırmaya çalışacağız. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Epeyce oldu yani gelmeyeli. Evet, gerçekten CHP Genel Başkan Yardımcılığı başlayınca hareketler davet daha da arttı. Davet ettiğimiz zaman gelemedik yani. Biliyorum. Olsun. Yine başka zamanlarda davet edeceğiz. Telafi başka zamanlarda birlikte telafi olacağız. Ederiz, tabii. Evet. Şimdi ben hazır çok taze bir konuyla girmek istiyorum Gündem Özel'e. Bu da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine kadın danışman olarak Perinaz Mapheyker isimli, Mapheyker Yaman isimli bir kadının atanmasına ilişkin sosyal medya yıkılıyor. Çünkü bu isme yönelik bir nasıl böyle bir isim CHP liderinin kadın danışmanı olur diye bir tepki var. Neden? Neler oluyor ve de atandı mı gerçekten? Önce onu bir soralım. Şimdi şöyle, böyle bir atama söz konusu değildir. Onu ifade edeyim. Sosyal medyada ciddi bir tartışma olduğunu gördüm. Hı hı. Şimdi şunu belirtelim. Sayın Genel Başkanımız seçimden hemen sonra biliyorsunuz bir MYK değişikliği yaptı. Bu MYK değişimiyle beraber, bu yenilenmeyle beraber hemen akabinde 4 Haziran'da o güne kadar çalışmış olan danışmanlık hizmeti aldığı bütün arkadaşlarımızın görevi sona ermiş oldu. Evet. Ve ondan sonra yeniden danışman olarak atadığı kişiler oldu. Eksik söylemeyeyim ama işte Engin Bey, Engin Özkoç, Hacer Fokko, evet. Özgür Yiğici, Namık Tan, yanılmıyorsam Recep Cengiz gibi isimler oldu. Eksik söylediklerim varsa kusura bakmasınlar. Yani şu an doğaçlama bir sohbet bu. Fakat böyle bir isim ataması söz konusu değil. Peki nasıl bu böyle bir şey ortaya çıktı? Yani... hakkında 2018'de AKP'den Batman milletvekili adayı olduğu dahi söyleniyor. Pek çok şey söyleniyor. Ya bilmiyorum yani ama böyle bir genel başkanımızın bu isimde bir danışmanı yok. Yani bu nasıl bir gündem oluştu bilmiyorum açıkçası. Allah Allah. Tabii. Bir fısıltı. Şu an bizim genel merkezimizde imzalanmış, danışmanlık genelgesi imzalanmış Perinaz Mapheyker isimli bir genelgemiz yok. Yani 4 Haziran sonrası MYK değişimiyle beraber biliyorsunuz danışman kadrosu evet, 85 tümü görevi sona erdi. Sıfırdan danışmanlık ihtisasları başladı. Bu isimde bir genel başkanımızın bir özel danışmanı yok. Yani bu bilgi yanlış bir bilgi. Böylece sosyal medyadaki bu tartışmanın da sona ermesi gerekiyor artık yapılan yani, bu açıklamayla beraber. Bir şey daha söyleyeyim. Usul olarak biz... medya birimi olarak özellikle gazeteci arkadaşlar bilirler. Bizim bütün muhabir arkadaşlarımızın olduğu WhatsApp topluluklarımız var. Evet. Biz bu tür atamaları olduğu zaman bunu ilan ediyoruz. Yani genel başkanımızın tüm atamalarını ilan ediyoruz, danışman atamalarını. Yani biz danışmanlık konusunda kamuoyunu biz bilgilendiriyoruz. Böyle bir bilgilendirme hiç yapmadık. Yok, yapmadık. Bugün baktım. O gruplardan birinde ben de varım. İnternette görünce bunu teyit ettim. Yani böyle bir atama mı var diye böyle bir atamanın yapılmadığı net bir şekilde bana bildirildi. İyi, yani böylece bu tartışmanın sona ermesi gerekiyor artık. Sosyal medyada bunun üzerinden evet, yazıp çizen pek çoğu da troll olabilir tabii. Bunu da hepimiz biliyoruz. Herkesin artık... Yani yok yani baktım gerçek kişiler yazmışlar. Hı hı. Sanırım ismi geçen hanımefendinin geçmişte attığı bir takım benim de çok yanlış bulduğum bir takım tweetler sebebiyle bir tepki oluşmuş. Ama dediğimiz gibi böyle bir danışman ataması söz konusu değil. Peki sosyal medyadan açılmışken biraz size özel bir soru sormak istiyorum evet, bu noktada. Niye her yazdığınız sosyal medya mesajında linçleniyorsunuz siz? Güzel soru. Zannediyorum ki bir önceki seçimde herhalde ben belediye başkanları listesi yaptım. Milletvekilleri listelerini yazdım. Herhalde bir önceki süreçlerdeki tüm organizasyonları tek başıma yaptım gibi bir hisse kapılıyorum zaman zaman. Oysa ben milletvekili değilim. Seçimden sonra MYK'ya girdim. Yani eleştirilecek bir iş yapıyorsam eleştirileyim. Yaptığım iş açısından fena da yapmadığımı düşünüyorum. Özellikle dezenformasyonla ciddi bir mücadele veriyoruz. Ciddi bir organizasyon oluşturmaya çalışıyoruz. Bu noktada bir günah keçisine ihtiyaç var. Yani seçim mağlubiyetinin
Birilerinin üstüne yıkılması lazım. Takım maçı kaybedince herkes teknik direktörü yuhalar. Ya seçim sürecinde genel başkan yardımcısı da değildiniz ki. Değildim. Siz. Ben seçim sürecinde de bir görevim yoktu yani, onu evet. söyleyeyim. Seçimden sonra göreve geldim. Ama maalesef yer aldığım görev medya ve aynı zamanda sosyal medya olunca hı hı. insanlar herhalde bu şekilde rahatlamak istiyorlar. Baktığım zaman haksız eleştiriler görüyorum. Üzülüyorum da bazen haksız eleştirilere. Yani şunu hiç unutmam ben yani. Cumhuriyet Halk Partisi için 2 yıla yakın ben cezaevinde yatmış, bedel ödemiş bir siyasetçiyim. Makam mevki peşinde koşmuş, bu işten nemalanan bir kişi değilim. Sanılanın aksine ben milletvekilliğini hayal de eden birisi değildim. Şu an milletvekili de değilim. Herhangi bir görevim yok. MYK'da bir görev verdi genel başkanımız, sağ olsun. Layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. Sorumluluklarımız gereği partiyi bir arada tutma çabası içerisindeyiz. Ama yani ilkokul 2'den terk olduğum yönündeki iddialara varıncaya kadar böyle bir tartışma dönemi yaşadık yani. Vatandaşların şöyle bir duyguya kapılması istendi anladığım kadarıyla. Zannımca bizim başarılı olacağımız kanaatinden kaynaklı olsa gerek. Böyle bir endişeyle bir anda Eren Erdem sanki ilk defa sahneye çıkmış, geçmişte hiç tanınmıyormuş gibi bir karanlık adam imajı yaratmaya çalıştılar. Evet, öyle bir şey yansıyor. Öyle bir imaj yaratmaya çalıştılar. Zaten bu bir yöntemdir yani. Algı operasyonu ve psikolojik harpte öncelikle hedefinizi, bütün geçmişini sıfırlamanız, toplumun onunla alakalı hafızasını yok etmeniz gerekir. Onun için de sürekli bombardıman yapmanız gerekir. Yalan, tezvirat haberleri üst üstüne koymanız gerekir. Söylemediği şeyleri söylemiş gibi göstermeniz gerekir. Onun tabiri caizse soru işaretlerinden mütevellit bir kişiye dönüşmesini sağlamanız gerekir. Bu bir yöntemdir, bilinen bir yöntemdir. Yani bizler de biliriz, başkaları da bilir. Ama biz uygulamayız. Yani biz bunu ahlaki bulmayız herhangi birine zarar vermek için falan. Ben ilkeleri olan bir siyasetçiyim. İlkeleri uğruna cezaevinde yatmış bir siyasetçi. Bu partinin evladıyım, geleneklerine bağlıyım. Bu partinin kültürünü, değerlerini savunuyorum. Ve bu savunuda ısrarcıyım. Savunmaya da devam edeceğim. Ben Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun iş yapma şeklinin, siyaset yapma şeklinin doğru olduğunu, sonuç ne olursa olsun, yapılan siyasetin doğru olduğunu, Türkiye'nin farklı kimliklerini ve farklı fikirlerini bir araya getirme siyasetinin doğru yöntem olduğunu, hı hı. bu seçim kaybettirmese de gelecek seçimde kazandıracağını, uzun vadede çok kazandıracağını düşünüyorum. Dar, kendi mahallesine sıkışmış bir siyaset anlayışının CHP'yi büyütmeyeceğini, ittifak yapan, farklı kimliklerle barışan, farklı değerlerle, farklı duygularla konuşabilen bir CHP'ye dönüşmüştür Cumhuriyet Halk Partisi. Dolayısıyla bugün bu duygunun büyümesi, 25,5 milyonun 30 milyon olması için hepimiz seferberlik halindeyiz, çalışıyoruz. Ve bugün gerçekten de biz çok önemli bir görev yapıyoruz. Gemiyi yüzdürmek için çalışıyoruz. Yani şu sorumsuzlukla... Limana götürmek için mi? Tabii, güvenli limana götürmek için. Şu sorumsuzlukla davranmıyoruz. Yani bir yumruk da biz atalım. Haydi o da vursun bir yumruk, o da vursun bir yumruk. Ne olacak bu gemi? Kim yüzdürecek 100 yıllık çınarı? Atatürk'ün mirasını kim ayakta tutacak? Dolayısıyla biz aslında büyük bir sorumluluk gerçekleştiriyoruz. Bu süreçte tabii günah keçileri lazımdır. Ben bazen gönüllü olarak da günah keçisi olmayı tercih ederim. Bu süreçte de çoğu zaman öyle olmuştur. Eğer birileri rahatlayacaksa siyaseti ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni topa tutmak yerine beni topa tutmalarına müsaade ettim. Bu benim için problem değil. Benim kısa, orta ve uzun vadede bir hırs ve hevam yoktur. Benim önceliğim Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bu partinin namuslu, yiğit neferlerinin bu partiye olan inancının dimdik ayakta kalmasıdır. Başka bir derdim, davam da yoktur. Beni tanıyanlar, bilenler de bunun böyle olduğunu bilirler. Ben bu davada, bu inançla mücadele etmeye devam edeceğim. Az zamanda da çok işler yaptık. Onu da söyleyeyim. Yoğun bir tsunami ile karşı karşıya evet. kaldık ama bugün geldiğimiz noktada... Çok hareketli noktada, bir süreç oldu kesin tabii, bu dönemin. Yani geldiğimiz noktada konuşabilen, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tezlerinin konuşulabildiği, bir medya ortamının da oluştuğu bir döneme geldik. Yani çalışıyoruz, çabalıyoruz. Örgütümüzle beraber çalışıyoruz. Çalışacağız. İftiralar olur. Onları ben çok önemsemem. Zaman zaman tanıdıklarımızdan gelince üzülürüm. Şimdi ağzımdan aldınız siz. Hani parti içinde de çünkü
özellikle belli bir dönemde şu anda geri planda kalmış olsa da bir şucu bucu, bir ayrışma, bir değişimciler, yenilenmeciler diye çeşitli ayrılıklar oldu. Biz Cumhuriyet Halk Partisi. Kendi içinizden de... Adımızın önünde de bir şeyimiz yoktur, ünvanımız yoktur. Bizim tek bir hizibimiz, tek bir grubumuz, tek bir mensubiyetimiz vardır. 100 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi. Herkes için bu geçerli. Ben kendimi yani yenilikçi ya da değişimci olarak tanımıyorum. Efendim? İçeriden hiç size karşı duran yok mu bu hani linç girişimi doğrultusunda söylüyorum? Bunlar önemli değildir. Olur yani. Siyasette olur. Ben burada şunu şey yaparım sadece. Siyasette etik olan eleştirmektir. Düşünce açıklaması yapmaktır. Fikirlerinizi açıklarsınız. Fakat bunu bir algı operasyona dönüştürmek, psikolojik harp operasyonlarına dönüştürme etik bulmam. Ben uygulamam, yapmam. Biz bunları doğru bulmayız. Düşüncelerimizi açıklarız. Herkesi dinleriz. Eleştiriler doğruysa eyvallah deriz. Kabul ederiz. Hatamız varsa özür dileriz. Düzeltiriz. Doğrusunu bulmaya çalışırız. Siyasetçinin görevi budur bana göre. Bundan daha makul ve edepli bir yol yoktur siyasette. Ben bu yolda olmaya devam edeceğim. Yani ben hiç edebimi bozmadım. Bozmayacağım da. Ama önemli değil. İsteyen söyler. Ayrıca şunu kastetmiyorum. Bana yönelik eleştirileri kastetmiyorum bunları söylerken. Ben çok keyifli okuyorum. Yanlışlarımı dikkatle gözden geçiriyorum. Eksiklerime bakıyorum. Şunu çok net ifade etmek isterim. Önümüzdeki ay itibariyle, yani Eylül ayı bu ay itibariyle çok yenilikler yapacağız. Medya alanında da ciddi yenilikler yapacağız. Bunu işte yeni mecraları kastetmiyorum. Bir takım yeni iletişim araçları geliştireceğiz. Örgütümüzün yeni iletişim araçlarıyla bütünleşmesini sağlayacağız. Yoğun çalışıyoruz. Çok önemli iki çalıştay planlıyoruz. Siber zorbalıkla ilgili bir çalıştay planlıyoruz. Türkiye'nin saygın yerel gazetelerini nadide bir kentimizde toplayacağız. Orada büyük bir yerel medya çalıştayı yapacağız. Yerel gazeteler. Evet. Aynı zamanda direnen medyamızın ayakta kalması için mücadele ediyoruz. Cezaevlerinde gazetecilerimizi ziyaret ediyoruz. Merdan abiyi geçtiğimiz günlerde ziyaret ettim. Evet. Benim geçmişte kaldığım bölümde kalıyor. Kalıyor 9 bölümde. Hatta benim bölümüme yakın, yani benim koğuşuma yakın bir koğuşta kalıyordu. Çok yüksek bir enerjisi vardı. Hatta ilk cümlesi çok iyiyim Eren diye böyle yüksek bir sesle konuştu. Cam arkasından konuştuk telefonla. Ben milletvekili olmadığım için açık görüş yapma hakkım yoktu. İnfaz savcısının özel izniyle görüştüm. Çok sağ olsun nazik davrandı. Sayın savcımıza da teşekkür ediyorum. Vermeye de bilirdi izin. Evet, ama pek çok kişiye vermiyorlar çünkü evet, biliyorum. Ama biz tabii benim alanım medya. Ben tabii. CHP'nin medya sorumlusuyum. İçerideki gazetecileri ziyaret etmek, sıkıntılarını dinlemek isterim dediğimde hiç ikiletmedi. Silivri İnfaz Savcısı'na da teşekkür ederim bu sebepten. Yani özel olarak da bunu ifade etmiş olayım. Çok güçlüydü, çok dirayetliydi. Tele1'in göz ağrısı, ilk göz ağrısı boyutunda olduğunu, evladı gibi olduğunu söyledi. Biz de gözünüz arkada kalmasın. Bu ülkenin gerçekten de solcuları, devrimcileri, demokratları, sosyal demokratları, özgürlükçüleri Tele1'e sahip çıkacaktır. Bunu da hiç endişe etmeyin. Teşekkür ederim. Biz de bu çağrıyı büyüteceğiz. Büyütüyoruz da Tele1'e sahip çıkacağız. Dayanışma duygumuzla hareket edeceğiz. Bu ekranlar kararmayacak. Bu ekranlar yaşayacak. Ve hakikatler haykırılmaya devam edecek. Yani yaklaşımımız bu. Ama şunu söyleyeyim. Zaman zaman ben cezaevinde düştüğüm oluyordu yani. Yani motivasyon insanlık olarak. İnsanlık hali öyle tabii, değil mi? Tabii düştüğüm oluyordu. Çok güçlü olduğum anlarda bile sohbet esnasında... Anlık olarak da düşüyordum. Yüzüm düşüyordu, moralim. Ben karşımda adeta sanki dersiniz ki Taksim'de bir pastanede karşılıklı çay içip sohbet ediyoruz iki kişi. Olağanüstü enerjik, olağanüstü dirayetli ve güçlü bir Merdan Yanardağ vardı. Bunun sebebi de haklı olmasından ileri geliyor. Haklı olan güçlüdür. Evet. Bakın bize, ben göreve geldiğimden beri herhalde siyaset tarihinde nadir rastlanacak linçler yaşadım yani. Evet, biraz önce. Ama Allah'a çok şükür güçlüyüz. Neden? Çünkü haklıyız. Söylenenlerin büyük bir kısmında problemler var. Haklı eleştiriler de var. O haklı eleştirileri de önemseyip, dikkate alıp hayatımıza tatbik ettiğimiz için güçleniyoruz zaten. Ama o çok önemli bir unsur. Yani tabii. Kale almamak çok yanlış olurdu zaten. Elbette zaten önemli olan, bizi güçlendiren şey bu zaten. Evet. Yani ben okuyorum.
niye şu alanda bir çalışma yapılmıyor diye hemen toplanıyoruz. Arkadaşlar çok doğru bir şey var. Yani bunu hemen hayata geçirmemiz lazım. Yenilikse eğer gerçekten CHP dinamik bir siyaset izleyecekse bizler bunu yapmalıyız zaten. Yani evet. Hatta bugüne kadar yapılmayanları yapmalıyız. Aksi takdirde biz bir yeniyi temsil edemeyiz. Çünkü biz hepimiz yeniyiz. Ben hayatımda ilk defa 3 aydır Merkez Yürütme Kurulu'ndayım. 11 senedir partide siyaset yapıyorum ben. 11 senedir aktif siyaset yapıyorum. 3 aydır buradayım. Mesela Hasan Efe Uyar 3 aydır buradadır. Aysu Bankoğlu 3 aydır buradadır. Devrim Barış Çelik o bir ay fazladan girdi. Seçim sürecinde girdi. 4 aydır buradadır. Aylin Yaman buradadır 3 aydır. Semra Dinçer 3 aydır buradadır. Yepyeni. Yeni bir yepyeni bir MYK'dır. Yepyenidir bu MYK. Bakın çok garip bir şey söyleyeyim. Son kurultayda anahtar listeler yayınlanır biliyorsunuz. Ben anahtar listenin dışından delerek geldim. Semra Dinçer delerek geldi. Hasan Efe Uyar delerek geldi. Bu arkadaşlar MYK'da şimdi. Evet. Yenilik mi? Buyurun size yepyeni MYK işte. Yepyeni siyaset anlayışı. Şimdi bu siyasetin biraz cesaretlendirilmesi lazım. Teşvik edilmesi lazım. Arkadaşlarımızın doğru işler üretebilmesi için herkesçe, tabanımızca da cesaretlendirilmesi lazım. Şu anda harıl harıl çalışıyor herkes. Herkes işinde. Kongremiz vardır, kurultayımız vardır. Peki o zaman hazır devam bu yenilenme konusuna girmişken geride kaldı biraz bu değişim yenilenme meselesi sanki yerel seçimler sürecine artık girdik. Belki 7 ay var gibi görünüyor evet. Ama evet. Siyasette o 7 ayın çok da büyük bir anlamı var. Geride kaldı mı gerçekten tamamlandı mı yoksa kurultaylar özür dilerim kongrelerle beraber mi tamamen sonuçlanacak kurultayla bizim, beraber mi? Şöyle her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır derler. Şimdi Arsenal maçında Galatasaraylı Arsenal maçında Bülent Korkmaz kolu yanılmıyorsam hafızam beni zorlayabilir. Kolu çıktı diye hatırlıyorum. Kolu çıktığında o sargıyı buraya sarıp da sahaya geri dönmeseydi. Şutu çeken doğru şutu vuramasaydı o maç kaybedilecekti. Evet. Ve Fatih Terim dünyanın en kötü adamı ilan edilecekti. Kesinlikle. Şimdi orada Fatih Terim mi kazandı, Bülent Korkmaz mı kazandı? Fatih Terim mi kazandı, Hacı mı kazandı? Galatasaray kazandı o UEFA Kupası maçını. Evet. Yani o penaltılar, o şutlar doğru atılmasaydı bütün günah şutu atanın değil, Fatih Terim'in sırtına yüklenecek. Yani biz toplum olarak da böyle bakarız. Yani hep teknik direktörü suçlarız. Hı hı. Yani dolayısıyla ben söyleyeyim yani ben hiçbir görevim yoktu. Ama benim de suçum var. Ben 8 saat uyuyorum. 7 saat uyuyorum. Keşke 4 saat uyusaydım. Keşke 4 saat uyusaydım. Ben de bu yenilginin ortağıyım. Yani bu iş sadece Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile alakalı değil ki. Ama herkes yani, bir kenara koydu. Bütün hemen bakın siyaset bir topyekün meseledir. Demek ki biz bir topyekün mücadeleyi örmeyi başaramamışız. Sendikasıyla, sivil toplumuyla, sadece siyasi partiler liderliğinde olmaz mücadeleler. Büyük toplumsal muhalefet hareketleri entelejansiyasıyla, özgür gazetecisiyle, sendikasıyla, sivil toplumuyla bir topyekün mücadele verir. Günün sonunda kazandığında topyekün kazanır. Eğer topyekün kazanmazsa kendi içinde diktatörler yaratır. Birileri çıkar der ki siz kimsiniz ben kazandım der. Bu böyle değildir aslında itibariyle. Ama kaybettiğinde eğer tek kişi sorumluysa o zaman burada da bir problem vardır. Demek ki kimse kendinde kabahat bulmuyordur. O zaman siz demek ki buradan bakarsanız o zaman muhalefeti rehabilite edemezsiniz ki. Muhalefetin eksiklerinin görmesini sağlayamazsınız. O halde biz kendimize topyekün bakmalıyız. Sahada çalışanıyla, il başkanlarıyla, belediye başkanlarıyla. Mesela biz niye Edremit'te oyumuz arttı da Bolu'da artmadı? Buna bakmamız lazım. Evet. Neden Kemal Bey Bolu'da 35 aldı, Edremit'te işte 40'lardan 60'lara çıktı. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Yani hafızam böyle kalmış. Şimdi bütün bunlar bir faktördür. Bunların topyekün değerlendirilebileceği ve sağlıklı bir fizibilitenin yapılacağı yerler neresidir? Kongrelerdir. Evet. Kongreler yapılacak. Bunlar tartışılacak. Tartışılıyor mu? Tartışılıyor. Ben divan başkanlığı yaptım. Bir meclis üyemiz çıktı. Çok sert bir şekilde süreci eleştirdi. Biz dinledik kendisini. Tepki de göstermedim. Hı hı. Yani hakaretamiz ifadeler de kullanıldı. Olur bunlar normaldir zaten. Bizim siyasetimizde bu var.
Ben geçmişte tüzük kurultaylarında çıkıp ben parti yönetimini defalarca eleştirdim. Ön seçim kaldırılamaz diye imzalar topladım ben. Ön seçim kalkamaz diye. 47'ler bildirileri imzaladık ettik. Bizim parti kültürümüzde bunlar var. Sonuçta ne oldu? Tartıştık, konuştuk, ortaya bir siyaset hattı çıktı. Kemal Bey bütün siyasete kulak vererek CHP'nin geçmişteki siyaset yöntemlerinden uzaklaşması gerektiğini, Türkiye'de Sivas'ın ötesine seslenebilen, farklı kimliklerle konuşabilen bir partiye dönüşmesi gerektiğini, gereklerine uygun bir siyaset ortaya koydu. Bu siyaset doğru mudur? Doğrudur. CHP barışacak herkesle, konuşacak, büyük bir cephe oluşturacak. Cephe demeyeyim de bir mutabakat oluşturacak. 25,5 mudur bugün bu oy? 30 milyona çıkartmanın yolunu arayacak. Bu bir kişi gitti, iki kişi geldi ile olacak iş değildir. Topyekün bakmamız gerekir. Topyekün de kurultaylarda bakarız. Kongrelerde bakarız. Eksiklerimizi tespit ederiz. A'dan Z'ye kendimizi tartarız. Kadıköy Kongresi'nde Kadıköy İlçe Başkanı kendini tartar. Örgüt onu bir silkeler. Der ki sen şunu yaptın, bunu yapmadın. Şırnak Cizre'de Cizreliler tartışırlar. Topyekün siyaset tartışa tartışa örüle örüle gelir ve ortaya yeni bir denklem çıkartır. Bu yeni denklem çıkacak mı bu sefer? Tabii canım çıkacak. Yepyeni bir denklem çıkacak. Yani bakın yepyeni yöneticiler olabilir, yepyeni isimler gelebilir. Bir kere şunu söyleyeyim, tüzüğümüz değişecek. Baştan aşağıya çok iyi bir tüzük çalışması yapılıyor. Biz bütün üyelerimize tüzük önerilerini sorduk. Üyelerimiz de bize yoğun bilgi gösterdiler. Yanılmıyorsam, umarım Devrim Barış Çelik bana kızmaz, doğru rakam veririm. 12 bin civarı geri dönüş aldık tüzük önerisi olarak. Oo. 12 bin tabii. Yani bunları filtreliyoruz, mükerrerler birleştiriliyor. Mesela ön seçim olmalı diyor üyelerimiz. İşte 2 bin kişi bunu diyorsa birleştiriliyor. Ortaya bir taslak çıkacak. Evet. Bu taslak bir tüzüğe dönüşecek. Bir de genel merkezin önerileri olacak. Bir de tabii en nihayetinde bunun sunulacağı merci parti meclisi olduğu için parti meclisinde öneriler olacak. Ve ortaya harmanlanmış, olgunlaşmış bir tüzük çıkacak. Ve büyük ihtimalle kurultayımızdan önce yani bitişik yaparız muhtemelen. İşte 3 gün tüzük, 2 gün kurultay, 5 günlük bir yoğunluklu tartışma, yoğunluklu bir süreci analiz etme ve yepyeni bir iradeyle sahaya inme. Seçimi kazanmamayız. Yerel seçimlerden önce olacak değil mi kurultay? Tabii öyle. Tüzüğümüzün öngördüğü öyle, takvim öyle, o. Öyle olacak. Yani büyük olasılıkla ben Ekim-Kasım gibi herhalde bu işi bitiririz diye düşünüyorum. Çünkü bu karar da parti meclisi suhtesinde olan bir karar. Bunu toplanacağız, parti meclisiyle konuşacağız. Oradaki arkadaşlarımızın da ortak mutabakatıyla bir tarih belirleyeceğiz yani. Peki şimdi o zaman hazır yerel seçimlere giderken tek tek adayların adayı olmak istemelerine yönelik açıklamalarına bir bakalım. Evet. Yani bu değişim yenilenme süreci geride kaldı ama. Yok geride kalmadı ileride. Hayır CHP, yani CHP tartışması. Evet, hani CHP hep değişir, dönemi. Hep yenilenir. Dipdiridir, 100 yıllık bir çınardır ama esas itibariyle çok büyük bir organizmadır. Burayı değişimin CHP'nin doğasından kopması mümkün değildir. Hep değişir CHP. Ve mutlaka CHP Türkiye'nin güvencesi olmaya devam eder. Hiç kimse burada şüphe etmesin. Ekrem İmamoğlu aday adaylığını evet. Açıkladı. Onunki zaten özellikle belli bir sürecin noktalanması olarak değerlendiriliyor. Mansur Yavaş aday adaylığını açıkladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç evet, Doyar aday adaylığını açıkladı. Bunu. Bir de Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP liderinin Özlem Çerçioğlu'nu kendisinin duyurmuş olması var Aydın'da. Evet. Şimdi şöyle bir taslak yaptığımızda görüyoruz ki büyük şehirlerde özellikle en azından şu çizilen tabloda devamlılık söz konusu olacak gibi görünüyor. Görünüyor evet. Ama doğru mudur acaba? Şimdi şöyle ya bir kere o işin usulünü söyleyeyim yani. Bunun kararını parti meclisi verir. Yani, tabii onlar zaten hepsi ifade oylama. Ediyor ama yani biz sadece bunu dillendiriyoruz. Ama ben bir parti meclis üyesi olarak yani bir oyumla şunu söyleyeyim ya orada konuşacağız. Büyük ihtimalle oy birliğiyle zaten bu isimler geçecektir diye düşünüyorum. Böyle bir tartışma olmayacaktır. Çünkü belediyecilik adına saydığınız isimler neyi eksik yapmıştır sorusunu cevaplayabilecek bir baba yiğit yok ortada. Yani ne AKP mahallesinde var ne bizim mahallede hiçbir baba yiğit Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş neyi eksik yaptı belediyecilik namına sorusunu cevaplayamaz. Ama partili Cumhurbaşkanı ama neyi fazla yaptı? Neyi eksik yapmış? Neyi fazla yaptı? Metroyu fazla yaptı. Hatta biraz fazla kaçırdı yani İstanbul.
bu işi, işin esprisini söylüyorum yani. Yani aynı anda 10-12 tane metro şantiyesi, şimdi bunlar majör hikayelerdir, büyük hikayelerdir. Bunları yaparken bir de sizi topal ördek diye tarif edilmenize yol açan meclis çoğunluğunun sizde olmayışı gibi bir durumla karşı karşıyasınız. Kaldı ki yetkiler sınırlandırıldı. Tabii birçok konuda kısıtlanıyorsunuz. Yurt dışından fon getiriyorsunuz, kredi getiriyorsunuz. Cumhurbaşkanlığı yatırım programını aldıramıyorsunuz. Evet. Yani yapacağınız işler sürekli sürüncemede bekletiliyor. Ve buna rağmen bir iş üretiyorsunuz, değer yaratıyorsunuz. Şimdi bunun toplum tarafından ödüllendirileceği açıktır. Hatta şöyle ki yani Ankara ve İstanbul'un bu dönem milletimizin bize meclis çoğunluğuyla beraber vermesi gerekir. Yani bugünkü olanaklardan çok daha geniş imkanlarla vermeleri gerekir. Ve bizim arkadaşlarımız belediyecilik namına bence büyük işler yapmaya devam edeceklerdir. Görülen köy kılavuz istememektedir. Yani şimdi geçtiğimiz gün internette izledim. Kent lokantası. Evet. Şimdi yanılmıyorsam 50 TL'ye 4 çeşit yemek diyorsunuz. Mümkün değil. Evde 50 TL'ye 4 çeşit yemek yapamaz. Mümkün değil. Olanaksız. Mümkün değil. Yani kent lokantası, bir de temiz, güzel bir yemek yapılıyor. Emeklilerimizin açlığa, sefalete mahkum edildiği, insanların bakın gidip çarşıdan bir Ayşe Kadın fasulye diye tabir edilen fasulyeyi alıp şöyle ağız tadıyla bir akşam fasulye yemeği yapamadığı bir ortamda yaşıyoruz. Ha, 100 lira oldu bir evet yani bir fasulye 100 lira olur mu Allah aşkına? Süt oldu 40 lira, yumurta yani oldu 5 lira. Ekmek, simit, peynir hesabı yapmak dahi bizi yoruyor artık. Evet. Şimdi kalkıp bu ortamda biz bunu dahi düşünecek düzeyde bir sosyal demokrat belediyecilik anlayışı ortaya koymuşuz. Yani bunu dahi derken vatandaşımızın öğününü de düşünmek bizim görevimiz olarak görüyoruz. Pandemi dönemini de başarıyla atlattı. Evet, deprem döneminde de. Deprem dönemini de öyle. Bakın, hala orada yardımlar mesela, devam ediyor bildiğim ben kadarıyla. Ben orada mesela bir öz eleştiri yapmak isterim parti olarak. Ben depremin ertesi günü Hatay'daydım. Yayınlar da yaptık beraber. Tabii. Kafamı nereye çevirsem CHP'li belediyeler vardı. Bence bunun iletişimini doğru yapamadık. Çok anlatamadınız, çok duyuramadınız. Anlatamadık tabii yani. Mesela benim o dönem bir görevim yoktu. Hı hı. Parti meclis üyesiydim. Elimden geldiğince göstermeye çalıştım orada. Yayınlara katılarak, evet, evet, videolar çekerek. Ama mesela kafanızı nereye çevirseniz bir CHP belediyesi vardı. İnanılmaz bir organizasyonla Cumhuriyet Halk Partisi, on binlerce çadır, erzak kolileri, yani her türlü envai çeşit yardım ve onun dışında arama kurtarma ekipleri. Evet. Yani bizim AFAD'ımızın, Kızılay'ımızın ki kurumları kastederek söylüyorum. Hı hı. Kurum yöneticilerini değil. Kurumlar bizimdir. Yöneticiler her ne kadar bu süreçleri mundar etmeye çalışsa da bu kurumlar bizim kurumlarımızdır. Devlet kurumlarıdır bunlar. Bizim belediyelerimizdeki arkadaşlarımız orada arama kurtarmaya katıldılar. Olağanüstü büyük bir mücadele verdiler. Oradaki vatandaşlarımız bunu gördüler. Şimdi biz belediyecilik konusunda kendimize çok güveniyoruz. Hani eser siyaseti diyor ya Recep Tayyip Erdoğan. Eser siyasetiyle ise eser yapmamaları için her yerlerinden prangalanmaya çalışılan belediye başkanlarının yaptığı işler ortada. Cumhuriyet Halk Partisi yerel seçimlerde hizmetleriyle, eserleriyle vatandaşın takdirini kazanacaktır. Bu konuda bizim şüphemiz ve endişemiz yok. En güçlü olduğumuz yer burası bizim. Yani şimdi güçlü olduğumuz yerde oynayacağız. Dolayısıyla burada çok iyi bir rövanş alacağız. Peki, yani onu söyleyeyim. Vatandaşta bir bu tüm herkesce konuşuluyor, tartışılıyor, uzmanlarca da, politikacılarca da. Seçimden sonra muhalif seçmende böyle bir küskünlük, bir kırgınlık oluştu. Yerel seçimlere kadar bunu ortadan kaldırabilecek misiniz? Bunun için nasıl bir çalışma? Efendim, küskünlük çok anlaşılabilir bir duygu. Normal. Yani şöyle, ben şimdi küskünlük başka bir şey, üzgün olmak ve kırgın olmak ya da mutsuz olmak başka bir şey. Mesela biz de mutsuzuz. Yani yaşadığımız durum, arzu ettiğimiz durum değil. Tabii ki. Fakat bizim bu gemiyi yüzdürmemiz lazım. Sorumluyuz, sorumluluk sahibiyiz. Şimdi burada biz şu duyguda hareket etmeliyiz. Öncelikle kongrelerimizi bitireceğiz ve çok erken bir şekilde kampanyamızı başlatacağız. Şimdi yerel seçimin avantajları vardır. Yerel seçim, yerel aktörlerin önce olduğu kampanyalarla müteşekkil bir süreçtir. Genel seçimde bir adayınız vardır, başkan yardımcısı, ama yerel seçimde 81 adayınız ve 976 adayınız daha vardır. Evet. Yani dolayısıyla
Biz adaylarımızın belirlenme sürecinde toplumu motivasyonunu yüksekte tutabilecek, bu duyguyu hızlı bir şekilde aşabilecek, sahayı absorbe edebilecek, iyi bir şekilde süreci yönetebilecek isimlerden oluşan bir kadro yapmaya çalışacağız. Yani öncelik burada bizim doğru adayları belirlememiz evet. olacak. Doğru adaylarla beraber doğru kampanya ve vatandaşımıza aslında kazanacağını göstermemiz lazım. Örnek vereyim ben size. İstanbul'da biz kazandık. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da 52 civarı bir oy aldı. Evet, yani evet. İstanbul'u kazandık. Evet, tekrar evet. kazandık. Bir de aynı zamanda 20 civarı, 20'den fazla da ilçe kazandık İstanbul'da. Kemal Kılıçdaroğlu'nun birinci çıktığı ilçeler Eyüp Sultan, Üsküdar. Ama buralar şimdi AKP. Yani evet. biz Üsküdar'daki ve Eyüp Sultan'da Kemal Kılıçdaroğlu'na oy veren vatandaşımıza diyeceğiz ki birinci devreyi kaybettik. Şimdi ikinci devre rövanş. Gel bu rövanşı alalım. Gel Eyüp'te yaptığını burada yine yap. Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiğin gibi Eyüp'teki adayımıza ver. Eyüp'te iktidar ol. Evet. Gel Üsküdar'da iktidar ol. Çekmeköy'de iktidar ol. Bahçelievler'de iktidar ol. Şimdi bu başka bir denklem. Bu denklemin ve duygunun oluşması için elbette siyasetinde planlar olacak. Siyasetinde morali yükseltecek, işler yapması gerekecek. Biz bunların çalışmasını yapıyoruz. Kısa sürede şu ilk kongrelerimiz bittikten sonra 13 Eylül'de bitiyor ilçe kongresi. Eylül'de herhalde bitiyor tabii. Eylül'ün sonuna doğru biter. Bugün zaten Eylül'ün 1'indeyiz. Geçtiğimiz gün bir kaybaş ile kaldı denmişti. Biter, tabii, evet. Yani. Ondan sonra da zaten kurultay ve dönem takvimi başlar. Zaten ilk kongreleri bitince az çok siyasetin ortalama şekillendiği bir durum tablo ortaya çıkıyor. Ondan sonra yavaş yavaş zaten aday adayları sahneye çıkmaya başlarlar. İşte Eyüp'ün aday adayı kim olmak istiyor? Çekmeköy işte kim olmak ister? Üsküdar bunlar sahaya inmeye başlarlar. CHP'nin genel merkezi de, parti meclisi de bunlar içerisinde o duyguyu tetikleyecek, yükseltecek. Moral motivasyonu morali arttıracak aktörleri adaylaştırır. Bunu da çok şeffaf yapacağız üstelik. Yani bunu kamuoyu yoklamalarıyla belirleyeceğiz. Ciddi araştırmalarla belirleyeceğiz. Yani şeffaf, saydam bir süreç yönetmeyi planlıyoruz. Dolayısıyla bu motivasyonu tekrar sağlayacağımıza inanıyoruz. Şimdi tabii bir de yerel seçimlerde ittifak meselesi var. Evet. Özellikle Meral Akşener'in 26 Ağustos'ta yaptığı konuşmada öncelikle kapıları ittifakı kapatması ve herkesi tek başına, her siyasi partiyi tek başına parti seçime girmeye çağırması. Sonrasında yine İYİ Parti'den Kürşat Sorun'un tamamen kapıları kapatması. Ama Meral Akşener'in bir sonraki açıklamasında geri adım atıp büyük şehirlerde farklı düşünebiliriz açıklamaları derken kafalar karıştı. Evet. Bugün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir açıklaması var ki diyor ki dominant parti biziz. Evet, o bugün değil de dün akşam bir yemek. Heh, ben de o yemeği. Özür dilerim. Ben de öyle mi? O zaman ilk ağızdan hatta dinleyeyim. Bizim organize ettiğimiz yemeği gazeteci bazı evet. gazeteci arkadaşlarımıza evet. genel başkanımızı buluşturduk. Evet. O organizasyonu da biz yaptık. Orada da ben bizzat dinledim sohbeti. Tabii sohbetin tamamı yansıyamıyor. Uzun bir sohbet. İki benimler yazılıyor, kesitler yazılıyor. Tabii. Tabii oradaki dominant ifadesindeki maksat şu esas itibariyle yapısal büyüklük açısından aldığımız oylar açısından baktığımızda bugün Türkiye'de eğer CHP İYİ Parti ile bir ittifak yapacaksa yani CHP daha fazla oy potansiyeline sahip, daha geniş bir seçmen kitlesi var. Dolayısıyla CHP kendi belediyelerinde aday olur, adaylarını çıkartır ama elbette şunu çok net ifade etmek lazım. Biz dikkat ederseniz ne Cumhurbaşkanlığı seçim döneminde ne de seçim sonrasında yarın ittifak yapma ihtimalimiz olan herhangi bir partinin, herhangi bir yöneticisini incitecek hiçbir cümle kullanmadık. Yani ana muhalefet partisi lideri Sayın Kılıçdaroğlu hatta cevap vermeyi nezaketsizlik olarak değerlendirdiği açıklamalar yaptı. Biz ya onu, hem de çok sert açıklamalara karşı. Onu yapamayız. Neden? Bizim bir derdimiz var. Biz de böyle tartışmalara girersek biz başka bir muhalefet iklimi ortaya çıkmaya başlar. Yani muhalefet partileri içerisinde böyle bir durumu ortaya çıkartmayı biz kendi açımızdan uygun bulmayız. Dolayısıyla bunu herhangi bir genel başkanı kastederek söylemiyorum. Hı. Sayın Meral Akşener çok saygın bir isimdir Türkiye siyaset açısından. Düşüncelerini açıklar.
Biz bütün düşüncelere saygıyla izleriz ama bu tür polemiklere girmeyiz. Lakin şu da bir gerçektir. Yarın bir ittifak kurmak gerekirse Türkiye'de defaatle bunu en nitelikli ve en başarılı şekilde gerçekleştirmiş kişi Kemal Bey olmuştur. Kemal Bey'in aslında siyaseten, eğer bana Kılıçdaroğlu'nu üç kelimeyle tarif et derseniz, olgunluk derim, tevazu derim ve ittifak örebilme kabiliyeti derim. Dolayısıyla Kemal Bey bu konuda hassasiyet gösterir, saygın üslubunu sürdürmeye devam eder. Onun bir tek derdi vardır yani. İnsanlarla polemik yapmak, tartışmak, aa bak şimdi birisi bir şey söyledi, ben de söyleyeyim öyle, o değil. Kemal Bey günün sonunda kazanmak istiyor. Bir masa kurması gerekecek. Büyük ihtimalle farklı partilerinde... bir kez daha çağrı yapacak yani. Tabii ki yani ittifaklara ihtiyaç olduğu an, o günün koşullarında o işler konuşulacak. Kemal Bey de gereğini yapacaktır. Dolayısıyla buna ihtiyaç vardır. Biz bu hassasiyetle hareket ederiz. Bizim için öncelik Türkiye'dir. Öncelik muhalefette bulunan belediyelerin devam etmesi, akabinde yeni belediyeler almak. Evet. Mesela biz Diyarbakır'da Ergani'yi alacağız. Ergani'yi alacağız. Girsin baksınlar orada CHP'nin aldığı oya. Ve diğer partilerin oylarına baksınlar. Ve şunu görecekler. Doğru bir ittifak yaparsak Diyarbakır'da Ergani'den belediye başkanı çıkartıyoruz. Milletvekili çıkartmadık mı? Çıkarttık. Sezgin Tanrıkulu milletvekili oldu. Evet. Şanlıurfa'da milletvekilimiz var. Biz Maraş'ta milletvekilimizi artırdık. Biz alacağız. Bölgeden bir sürü belediye alacağız. O bölgede özellikle. Biz Denizli Büyükşehir Belediyesi'ni alacağız. Özel bir çalışma grubu oluşturduk. Özel. Sadece Denizli'ye çalışıyoruz. Sadece Denizli'ye çalışan bir özel çalışma ve strateji grubu oluşturduk. Biz Balıkesir ve Bursa'yı kesinlikle alacağız. Bursa zaten kıl payı galiba. Balıkesir de öyle. Değil mi? Kıl payı. Balıkesir de öyle. Kıl payı gitmişti. Ya şimdi zaten iktidar bakın şunu yapmak istiyor. Bunu görüyor. Seçim akşamı vatandaşlarımız açsınlar. İllerdeki oylara baksınlar. Kemal Kılıçdaroğlu Bursa'da ne almış? Balıkesir'de ne almış? Recep Tayyip Erdoğan ne almış? Baktıklarında tabloyu görecekler. Adalet ve Kalkınma Partisi seçim gecesi hemen şu çalışmayı başlattı. İstanbul gidiyor. Efendim Denizli gidiyor. Manisa gidiyor. Ne yapalım biz şimdi? Bizim muhalefeti çok böyle birbirine odaklanmış halde tutmamız lazım. Yani bunu iktidar yaptı demiyorum. Bu doğal bir tartışmaydı. İktidar yangına benzin döküyor sadece. Dolayısıyla bugün bu suyun durulması, bu yangının sönmesi için CHP her şeyi yapmıştır. Kongreleri başlatmıştır, tartışma dönemlerini başlatmıştır. Derinlikli bir yenilenmeye gitmiştir. MYK değiştirmiştir. Evet. Bakın yepyeni bir MYK oluşturmuştur. Yani bu bütün bunları üst üste koymalıyız. Ve yeni dönemi bu veriler ve parametreler ışığında beraber inşa etmeliyiz. Sorumlu davranmak gerekir. Polemik olur siyasette yani tartışma olur, eleştiri olur. Bazen ağır eleştiri de olur. Ama biz taraf olarak bu eleştirilerin ve polemiğin büyümesi tarafında değiliz. Biz... Peki ama şunu soracağım. Kulislerde İYİ Parti'nin örneğin Ankara için Mansur Yavaş'ı İYİ Parti'den girmesini istiyor diye bir takım sözler, laflar dolaşıyor. Böyle bir ihtimal söz konusu olabilir mi? Hani dominantlıktan yola çıkarak hareket edersek eğer. Hani pazarlıklar yapılacak mutlaka zaman geldiğinde ya da tartışmalar, konuşmalar konu üzerine daha kibarca söyleyeyim. Kapı açılıyor, herkes çağrılıyor ama o herkes çağrılırken ödünler vermek gibi bir durumda söz konusu olacak mı? Belki vatandaşlar rahatsız edebilecek hatta. Ödün vermek ifadesini... Yanlış olur belki. Doğru bulmayabilirim. Hı hı. İttifak başka bir şeydir. Bir adayla kazanabiliyorsanız bir yerde birçok partinin bir adayı desteklemesi şeklindedir. Yani seçime, yerel seçime ittifakla girilmez. Bölge bazında yapabilirsiniz. Hı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi İzmir'de seçimi kazanıyor, kazanacak. Ama X bir ili farklı isimlerle birleşmek ve o şekilde kazanmak gerekiyorsa bunlar konuşulur günü geldiği zaman. Yani o günün koşullarında bakılır ona. Hı. Yani bizim yeter ki birbirimize konuşabilecek durumumuz olsun. Evet. Biz onu sağlamak isteriz. Hı. Yarın yüz yüze bakacağız, oturacağız, bunları konuşacağız belki. Dolayısıyla bizim hassasiyetimiz siyasi muhalefetin birbiriyle konuşamaz hale gelmesini engellemek. Yoksa tartışmaların sonu gelmez yani. Siz bir şey söylersiniz, sonra ben çıkarım, bir başkası çıkar. Zaten medyanın bir kısmı bu işi çok seviyor. Yani bu bayağı da
magazinsel bir hale dönüşebilir. Herhangi birini hedef almadan söylüyorum. Biz bu duyguyla hareket etmiyoruz. Biz devlet olgunluğuyla hareket ediyoruz. Biz aklı selim ile hareket ediyoruz. Bu olgunluk şöyle ele alınmalıdır. Biz Adana'yı, Mersin'i, Antalya'yı kazanacağız. Biz kazanacağız diyoruz ama. Hı hı. O günün şartlarında bu bizi kimler oluşturacak o gün bakacağız. O güne oturacağız, gelirken. O gün bakacağız buna. Siyasetin şartlarına bakacağız, parametrelere bakacağız. Ve masalar konusunda da biz hiçbir zaman çekinceli konuşmadık. Yani kimle otururuz, kimle kalkarız bu o günün meselesidir. Ama bugün ben şunu çok net ifade etmek istiyorum. Altılı masada siyaset yapan partiler, birleşen partiler ortaya bir hükümet programı çıkarttılar. Doğru mu? Mesela o hükümet programındaki imzamızı çekiyoruz diyen biri oldu mu? Olmadı. Olmadı. O zaman hala biz güçlendirilmiş parlamenter konusunda hemfikiriz. Hemfikiriz o zaman. Doğru mu? Biz hala İstanbul Sözleşmesi'nde hemfikiriz o zaman. Hı. Biz hala Türkiye'deki ekonomik buhrana karşı gerçekten de yenilikçi bir ekonomi modeli uygulama konusunda hemfikiriz herhalde. Biz hala hukukun tabiri caizse kuvvetler ayrılığını, hukukun üstünlüğünü savunuyoruz demek. Yani o metin başlı başına temel bir metindir. Ve orada eğer hala 6 parti imzası varsa çok büyük ayrılıklar olduğunu söylemek doğru olmaz. Yani dolayısıyla biz hala dış politikada Türkiye'nin bağımsızlığını savunuyoruz eğer demek. Ben bu maddede çekince koydum diyen bir lider duymadım ben. Seçime kadar imzam vardı, seçimde imzamı çekiyorum diyen de görmedim. Evet. Dolayısıyla aslına bakarsanız... Ama sert açıklamalar yapıldı. Olur, siyaset böyledir, normaldir. Evet, ne yazık ki diyeceğim ben. Normaldir, olur. Yani siz daha alışıksınız tabii. Seçim kazanıldığında başka bir konjonktür olur. Şu örneği unutmayalım. Bakın, futbolcu Galatasaray'ın o penaltıyla kazandı değil mi Galatasaray maçı? UEFA finalini. Popescu attı galiba. Popescu attı. Ben öyle hatırlıyorum. Bizim Popescu, yaşımız yakın hatırlıyoruz. Popescu penaltıyı kaçırsaydı kimse Popescu'ya bağırmayacaktı. Fatih Terim istifa diye bağıracaktı tribünler. Evet. Bu iş böyledir. Yani ama günün sonunda Fatih Terim gitse de Popescu o penaltıyı atamadıysa ve o problemle takımda oynamaya devam ediyorsa yeni gelen hoca da bunu yönetemez. Hı. Dolayısıyla topyekun bakmak lazımdır. Topyekun. Bu hoca değişikliğiyle, teknik direktör değişikliğiyle olmaz bu işler. Bunlar biraz tabiri caizse bir şey daha söyleyeyim. En çok kim ister Fatih Terim istifa diye bağırırdı öyle olsaydı? Biri tribün bağırır. Biraz daha fanatik olanlar. Tabii. Değil mi? Şimdi bunu fanatizme çevirmemek lazım. Aklı selim olmamız lazım. Oturacağız, sendikalar, sivil toplum hep beraber, odalar bir araya geleceğiz, çalıştaylar yapacağız. Arkadaşlar biz neyi eksik yaptık ya? Hadi beraber konuşalım ya. Durumumuz ne? Sizin üye sayılarınız ne? CHP'nin eksikleri ne? İşte kurultaylar, kongreler bunları çözecek. Ve böylece biz Popescu'yu da tartışacağız, Taferel'i de tartışacağız. O maç ironisi üzerinden gidiyorum. Ama yani nitelik de tartışılacak tabii. Efendim? Değişim nitelikten de bir tabii. Değişim. Bu yenilenme sadece isimler bazında değil, bir şekilde kendini yeniliyor CHP. Belki bir şey de daha var, bir insafsız durum daha var. Popescu penaltıyı atınca da sadece Fatih Terim imparator olmuştu. Yani işte siyasette böyle bir durum da var yani işte maalesef. Evet, dolayısıyla o da doğru değil, bu da doğru değil. Zamanımız yani, daralıyor. Şunu özür dilerim. Evet. Tamamlayın lafı. Lütfen tabii buyurun. Şunu sormak istiyorum. Şimdi geçtiğimiz seçim süreci belki Türkiye tarihinin en kirli seçim süreçlerinden evet, biriydi. Evet. Montaj videolar. Biz bir seçime girmedik. Evet. Sahte broşürler, yalanlar, iftiralar, çok sert, çok ayrıştırmacı, evet. Çok kırıcı bir süreç geçti. Birincisi CHP'nin o dönemi iyi yönetebildiğini düşünüyor musunuz? Yani o sahte broşürleri, o sahte montajları en çok yandaş medya yayınladı ve kabul görerek vatandaşa algı operasyonuyla bir güzel yansıttı. Bunlar yine olmayacak diye bir garanti yok önümüzdeki seçim süreçte. Daha pek başka şeylerle bile karşılaşabilir. Hazırlıklı mısınız? Ben kendi birimim adına söyleyeyim. Ben birimim hazırız. Yani biz bunun hazırlığını yaptık. Ben bütün tedbirleri aldım. Nasıl? Şöyle, bu dezenformasyon videolarla alakalı yapay zeka tabanlı bir takım uygulamalar geliştirdik. Bazı uygulamaları temin ettik. Bu montaj videolar ve benzeri işler çıkarsa anında çok daha spesifik hedeflemelerle biz
O videoyu seyreden kişilere onun sahte olduğunu ispat eden videolar seyrettireceğiz. Yani şimdi öyle bir denklem var ki 30 tane yandaş kanal var. Evet. 3 tane bağımsız, 5 tane ama sosyal bağımsız. Medya daha etkili oldu. Şöyle, özellikle Facebook'ta Meta ya da Meta diyorlar şimdi. Hı hı. Buradaki hedeflemeli reklamlar yoluyla doğrudan bir hedef kitle seçerek o videoları tekrar tekrar seyrettirdiler. Hı. Şimdi o an o algoritma içinde şimdi biz onu çalıştık. Biz onun tedbirlerini aldık. Yani ne demek istiyorum? Şimdi her parti bir seçim bütçesi yapar. Doğru mu? Geleneksel bütçe nasıl yapılır? İşte billboardlar için şu kadar ayırıyoruz, televizyonlara şu kadar, gazeteler için bu kadar, broşür ilanlar için bu kadar, partilerimizin işte örgütlerimize göndereceğimiz para şu kadar. Hı-hı. Şimdi biz bir de dezenformasyon bütçesi oluşturacağız. Heh. Yani bir bütçe oluşturacağız. Bu tür işler karşısında anında müdahale edip, mesela bir video çıktı ortaya, İmamoğlu ile alakalı bir şey çıkarttılar. İstanbul'u üzerine yaymaya çalışıyorlar. Biz tam karşısında onun ne kadar yanlış, sahte bir video olduğunu son derece ikna edici videoyu yayınlayacağız. Hı. Ve ondan etkilenen herkesin izleyeceği şekilde seyrettireceğiz. Hı. Yani şimdi aynı yöntemi... Birebir denk getirecek şekilde bir sistem kurdunuz. Ben yani. Fahrettin'e ilk göreve geldim, dedim ki ensende boza pişireceğim senin dedim. Fahrettin Altun'u kastediyorum. O bir şey yaptığında 10 misli karşılık görecek. 10 misli karşılık görecek. O bir hamle yapacak, ben 10 mislini yapacağım. Ya bu şimdi tabii ki yani bunu sosyal medyadaki imkanlar ya da konvansiyonel medyadaki imkanlar maddi güçle paralel değerlendirilir ama bu öyle değil. Burada algoritmalar var, başka dinamikler var. Biz çok hazırız. Hı. Bakın ben bu konunun uzmanlarıyla beraber bir ekip kurdum. Sadece bu işle ilgileniyor. Hı. Adını dezenformasyonla mücadele timi koyduk. Bu ekibin ama çok önemli bir alan. Çok tabii, önemli bir alan. Bu yeni bir oluşum. Bu ekip şu işi yapacak sadece. İşte bu işlerle mücadele edecek bu ekip. Hazırlıklar tamamdır. Bunlar hazırlayacaklar, yayacaklar. İşte geçen seçimde dediler teröristler su faturası dağıtacak dediler. Evet. Ve benzer görseller neler demediler? Nelerden? Broşür mü yaptılar? Biz de karşı çalışma yapacağız. Yani dezenformasyonla mücadele edeceğiz. Aktif bir şekilde edeceğiz. Şimdi siyaset bazen, siyaset kampanyaları bazen şöyle kararlar alır. Der ki biz pozitif kampanya yapalım. Pozitif kampanya negatif kampanyayı döver. Şimdi dolayısıyla pozitif kampanyalar yapıldı bugüne kadar. Hı hı. Ama artık şöyle bir gerçek yapılacak. Biz bir negatif kampanya yapmayacağız. Ama pozitif kampanyanın yanında onların negatif kampanyasıyla da birebir mücadele edeceğiz. Göğüs göğüse çarpışacağız. Yani yerel seçimde ben hiçbir belediye başkanımın sırtına bir iftiranın yapışmasına müsaade etmeyeceğim. Ben bunun çalışmasını yürütüyorum şu anda. Evet. Ben derken bencillik yapmayayım. Bir ekip yürütüyor. Akademisyenlerden oluşan, IT'cilerden, yazılımcılardan oluşan, işte yapay zeka uzmanlarından oluşan, sosyal medya uzmanlarından oluşan bir ekip. Bunu yürütüyoruz. Altyapısını çalışıyor. İl il çalışıyoruz. Yani CHP seçmenin en azından bu konuda geçen seçimlerde olduğu evet, efendim. Gibi... Evet, ben bu konuda bakın kendi alanımla rahatsızlık alakalı. Rahatsızlık duymayacak yani seçimlerle. Benim alanımla alakalı ben üstüme düşen çalışmayı yapıyorum. Yani çünkü CHP'de daha önce böyle bir birim yoktu. Yani medya tanıtım vardı. Şimdi bizim nedir? Medya planlama ve sosyal medya. Yani sosyal evet. medya da MYK'nın içine girdi. Evet. Neden girdi? Çünkü biz genel başkanımız bunun nasıl kullanıldığını, nasıl istismar edildiğini herkes bütün Türkiye'ye gördü. Dolayısıyla buna karşı tedbir almak için evet. Buraya getirdi. Şimdi biz bunun tedbirini alıyoruz. Şu anda ciddi bir çalışma yürütüyoruz. Sahte bir kurgu bir video çıktı diyelim ki. Çok kısa bir süre içerisinde o videodan etkilenmesi olası kitleler hedeflenerek onlara... Onun sahte olduğuna dair ikna edici şekilde içerikler gösterilecek, izletilecek, tekrar tekrar izletilecek, hatta tepkileri ölçülecek. Hala ikna olmadıysa tekrar izleteceğiz. Yani bu sahte, bunun sahte olduğunu ispat edeceğiz. Anladım. İspat edeceğiz, ortaya koyacağız ve insanlarımızın toplumun gerçeklerinden kopartılmış yapay kampanyalarla kandırılmasına müsaade etmeyeceğiz. Peki. Vatandaşımız kirasını düşünemedi. Düşündürtmediler. Vatan gidiyor duygusu yarattılar. Bayrak indiriliyor duygusu yarattılar. Halbuki vatan gitmedi. Bayrak gitmiyordu. Ne gidiyordu? Kiralar yukarıya doğru gidiyordu. Evet. Benzin fiyatları yukarıya doğru gidiyordu. Vatandaşımız bunu seçimden sonra gördü. Kampanyanın gücü budur. Bu tür kampanyalarda güçlü bir karşı koyuşu oluşturmak gerekir. Ben şu anda ağırlıklı enerjimi buna ayırıyorum. Hatta
yorgun bir yüz ifadem var diye düşünüyorum. Yaklaşık 16 saat çalışıyoruz. Seçim öncesi çalışamadığınız o 4 saatte buraya verdiniz yani. Biz şimdi o 8'i 5.30'a falan indirdik. Hmm. Onu daha 4'e indireceğiz. 4 saat uyku bize yeter diyeceğiz. Ama biz bu seçimde kurgu, montaj videoların vatandaşımızı kandırmasına müsaade etmeyeceğiz. Peki. Bakın yalan söyleyenler... Son cümleleri alayım bizden sonra. Yalan söyleyen bir cumhurbaşkanı meşru olamaz. Sandıktan çıkmak meşruiyetin yegane şeyi değildir, temsili değildir. Mesela eğer sandık tek başına meşruiyet kaynağıysa 1982 anayasası %91,37 ile seçilmiştir. O anayasanın gayrimeşru olduğunu en çok söyleyen bu iktidardır. Biz de söyledik. Sandıktan hilelerle, hurdalarla, sahtekarlıkla, kurguyla, montajla çıkmanız sizi meşru kılmaz. Bu hükümet siyasi ve ahlaki olarak gayrimeşru bir hükümettir. Dolayısıyla biz bu revanşı alacağız ve onların kendilerine meşruiyet atfettikleri sandığın içerisine kurgu ve montaj sokmalarını engelleyeceğiz. Ben bununla ilgili ekipler kurdum. Bir şey daha söyleyeyim. Kongrelerimizde bizi şimdi bir sürü partilimiz izliyor. Kendilerine de buradan istirham edelim. Yani bu konuda bütün il ve ilçelerimizin de bir görevliyle bu alanda çalışmalar yapmasını istedik. Eğitimler vereceğiz. Parti okulumuzda eğitimler vereceğiz. Nasıl müdahale edeceğimizi bütün örgütlerimize öğreteceğiz. Teknik bir konu çünkü bu. Hı hı. Ve bütün örgütlerimizle, bütün partilerimizle buna karşı topyekün bir mücadele vereceğiz. Ve emin olun başaracağız. Bu sefer yalan iktidarı olamayacak. Bu sefer yalan iktidar olamayacak. Bunu taahhüt ediyorum yani. Çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Çok sağ olun. Eren Erdem'le, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Eren Erdem'le beraberdik sevgili seyirciler Gündem Özel programında. Az sonra Gazeteciler Masası ve Namık Koçak değerli konuklarıyla birlikte sizinle olacak. Ayrılmayın.